Merhaba sevgili arkadaşlar. Edat bağla çözüm konusunu işlemiştik. Şimdi bu konularla ilgili biraz soru çözelim. Hemen sorularımıza geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla ilgeç kullanılmıştır demiş arkadaşlar. A şıkkında her şeye rağmen sizinle tanıştığıma seviniyorum. Her şeye rağmen, rağmen Edat mı? Evet, sizinle tanıştığıma seviniyorum. Buradaki L ile Edat'ımızın bitişik yazılmış hali mi? Evet, hatırlarsanız ile Edat'ı L ile A şeklinde bitişik yazılabiliyordu kendinden önceki kelimeyle. Yani cevabımız Adana. B şıkkına da bakalım. Senin gibi birini daha önce görmedim gibi burada Edat arkadaşlar. C şıkkında ise olayı bir de ben anlatayım size. D daha burada bağlaç. D şıkkında sabaha kadar tüm raporları tek tek inceledim. E kadar mı Edat'ımız? Evet. E şıkkında da bir şey yok. Diğer soruya geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde D bağlacı nesneleri bağlamıştır? Nesneyi bulmak için ne yapıyorduk arkadaşlar? Önce yüklemi buluyorduk, sonra özneyi buluyorduk. Özneyi bulduktan sonra yükleme ne, neyi, kimi sorularını sorup nesnemizi bulabiliyorduk. A şıkkına bakıyoruz hemen. O da kardeşi de aynı liseyi bitirdi demiş. Bitirdi yüklem. Bitiren kim? O ve kardeşi. O da kardeşi de burada özne arkadaşlar. Özneleri birbirine bağlamış. Geçiyoruz. B şıkkında dün de bugün de işe geç geldi. Geç geldi yüklem. Geç gelen kim? O. Ne zaman geç geldi? Dün de bugün de. Zaman belirtmiş. Bu da zarf tümleci arkadaşlar. Cevabımız bu da değil. C şıkkında masayı da kitaplığı da eskiciden aldım. Aldım yüklem. Alan kim? Ben. Neyi aldım? Masayı kitaplığı aldım. O zaman burada da bağlaçlarımız nesneleri mi bağlanmış birbirine? Evet cevabımız Ceyhan o zaman arkadaşlar. Ne yaptık? Önce yüklemimizi bulduk. Aldım yüklem. Alan kim? Ben. Neyi aldım? Bak sorumuz neyi? Ne neyi kimi? Özneyi bulduktan sonra ne neyi kimi sorusunu yükleme sorunca nesneye gidiyoruz arkadaşlar. D şıkkına da bakalım hemen. Neleri bağlamış birbirine görelim D bağlaçlarımız. İşte de evde de aynı konuyu düşündüm. Düşündüm yüklem. Düşünen kim? Ben. Nerede düşündüm? İşte evde. Yer bildiren tümleç dolaylı tümleçtir arkadaşlar. D bağlaçlarımız dolaylı tümleçlerimizi bağlamış. Yine E şıkkında da bakalım. Size de onlara da doğruları söyledim. E şıkkında da dolaylı tümleçleri birbirine bağlamış arkadaşlar. Size ve onlara. E, D, D, N, K yer bildiriyorsa nedir? Dolaylı tümleştir. Unutmayın pratiğimiz. E, D, D, N, K yer bildiriyorsa dolaylı tümleştir. Diğer soruya geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem görevinde bir sözcük olmadığı halde cümle ünlem anlamı taşımaktadır? Çok güzel bir soru. Ünlemlerimizi az çok hatırlıyoruz. Hemen A şıkkına bakıyoruz. Ay dikkat et düşeceksin. Ay kelimemiz burada ünlem bildiren bir sözcük arkadaşlar. B şıkkında ey komşusu açken tok yatan. Burada ey sözcüğü ünlem bildiriyor. Onu da geçiyoruz. Biz de bekleyin hey. Hey burada ünlem bildiriyor. Geçelim. Vay. Vay burada ünlem bildiriyor. Geçelim. Ne kadar da güzel olmuşsun. Burada anlamsal olarak bir ünlem var arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Geçiyoruz bu soruyu da. Bu sorumuzda ise arkadaşlar numaralı cümlelerin hangisinde bağlaç yoktur demiş. Birinci öncülümüzde bu fıkralar insanı hem güldürüyor hem de düşündürüyor. Burada hem de bağlacımız var. Geçiyoruz. İkinci öncülümüzde bahsettiğin hikayeyi ben daha önce okumuştum. Burada bir şey yok. Üçüncü öncülümüzde sadece seni çağırdım. Çünkü bir kişilik yer vardı. Çünkü burada bağlaç arkadaşlar. Dördüncü öncülümüzde sizi tanıyorum ancak nasıl tanıştığımızı hatırlamıyorum. Ancak burada bağlaç. Ancak yerine ama fakat lakin getirebiliyorsan bağlaştır unutma. Beşinci öncülümüzde yabancı dil ya çocuklukta öğrenilir ya da gençlikte. Burada ya da bağlaştır değil mi arkadaşlar? Evet. İkinci öncülümüzde bağlaç yoktu. Cevabımız Bursa. Diğer soruya geçiyoruz. Güzel bir soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Da de bağlacı aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Ama anlamı katmıştır demiş. A şıkkında gelmek istiyordum daha fırsatım olmadı. Gelmek istiyordum ama fırsatım olmadı demek istemiş. Evet cevabımız Adana. B şıkkında benim de canım sıkıldı bu işe. Burada ama getir yerine olmuyor. Diğer şıklarda da D'da yerine ama getirin olmaz arkadaşlar. Yerine kullanılabiliyorsa olur. Kullanılamıyorsa olmaz. Tekrar A şıkkına bakın. Yerine ama getirin oluyor mu? Oluyor. Cevabımız Adana. O zaman geçelim. Aşağıdaki cümlenin hangisine ile Edat'ı teklifime kuşkuyla bakıyordu cümlesine kattığı anlamı katmıştır. Demiş.
Burada arkadaşlar ile edatına biraz böyle duygusal bağlamda yaklaşmamız gerekiyor. A şıkkına bakalım. Orta Doğu seyahatini uçakla tamamlamıştı. Uçakla burada vasıta araç anlamında duygusal bir bağlam yok. B şıkkında Elif okula küçük kardeşiyle giderdi. Küçük kardeşiyle beraber giderdi anlamında. C şıkkında burada insanlar kuş sesleriyle uyanırlar. Duygusal bir bağlam yok. D şıkkında çantasıyla birlikte şemsiyesini de kaybetmişti. Maddi bir bağlam. E şıkkında söylenen her şeyi ilgiyle dinliyordu. Sanki bu öncüde kullanılan şekline benziyor değil mi arkadaşlar? Cevabımız Edirne. Söylenen her şeyi ilgiyle dinliyordu ve teklifime kuşkuyla bakıyordu. Denildiği zaman aynı anlama geldiğini görebiliyorsunuz. Cevabımız Edirne. Güzel bir örnekle devam edelim arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerdeki tırnak içine alınmış sözcüklerden hangisi ilginç değildir demiş. Birinci öncülümüze bakıyoruz hemen. Öğretmenlerine karşı saygılı davranıyor. E karşı edattı değil mi? Bunu geç. İkinci cümlemizde bahara doğru buralar şenlenir. A doğru, E doğru, edattı. Bunu da geç. Üçüncü öncülümüzde konuşmak istemiyor çünkü yanlış anlaşılmaktan çekiniyor. Çünkü bağlaştı değil mi arkadaşlar? Cevabımız 3. Yani Ceyhan. Diğerine de bakalım. Dördüncü öncülümüzde bilgi almak için zaten edattı. Beşinci öncülümüzde kedi yavrusu halının püskülleriyle oynuyordu. Burada ile yerine ve getir oluyor mu? Olmuyor. O zaman bu da edattır. Yani cevabımız 3. Ceyhan arkadaşlar. Diğer soruya geçiyor. Diğer sorumuz aşağıdakilerin hangisi bir ünlem cümlesidir? A şıkkında günlerdir onu ve annesini görmüyorum. Normal düz bir cümle. B şıkkında elindeki ne ilginç bir roman. Burada ilginç bir duygudur değil mi arkadaşlar? Merak, ilgi, duygudur. O zaman bu ünlem cümlesidir diyebiliriz. Diğer şıklara da bakalım. C şıkkında sana bu konuda söyleyeceklerim var. Düz bir cümle. D şıkkında bugünden tezi yok. Çalışmalara başlayacağım. Burada da bir şey yok. E şıkkında düşüncelerimi onunla paylaştım. Bu da düz bir cümle. B şıkkına tekrar bakıyoruz. Bu elindeki ne ilginç bir roman. Burada ilginç, ilgi çekici, merak uyandırıcı bir roman olduğunu söylüyor değil mi? O yüzden ünlem cümlesi. Bu soruyu da geçiyoruz arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Aşağıdakilerin hangisindeki ünlem cümleye pişmanlık anlamı katmıştır? Ünlemlerimizi az çok hatırlıyoruz arkadaşlar. Hangi ünlemin ne gibi bir duygu çağrıştırdığını hatırlıyoruz. A şıkkında bu kadar da yeter bize. Burada bir tatmin olmuşluk hissiyatı var. Bunu geç, pişmanlık değil yani. B şıkkında beni de götürselerdi. Burada üzülme anlamı var. C şıkkında tüh bunları daha önce verseydim ona. Burada pişmanlık anlamı var tabii ki de. D şıkkında eyvah bütün elbiseler ıslandı. Telaşlanma, korku anlamı var. E şıkkında aman bir yerini acıtacaksın. Burada da yine telaş, korku anlamı var. Yani cevabımız Ceyhan oluyor arkadaşlar. Pişmanlık anlamı C şıkkımızda var. Diğer sorumuza geçelim. Yanlış sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisindeki boş bırakılan yere getirildiğinde bağlaç görevinde olur? Yanlış sözcüğü cümle içerisinde kullanılan yere göre farklı sözcük türleri olabiliyor arkadaşlar. Aynı zamanda yanlış sözcüğü kullanıldığı anlama göre de farklı sözcük türü olabiliyor. Yanlış sözcüğü sadece anlamındaysa edattır. Yanlış sözcüğü isimden önce gelip ismi niteliyorsa sıfattır. Yanlış sözcüğü fiilden fiilsizden önce geliyorsa ve onları niteliyorsa ya da belirtiyorsa zarftır. Tabii ki de yanlış sözcüğü ama fakat lakin yerine de kullanılabiliyorsa orada da bağlaştır arkadaşlar. Şimdi şıklarımızı inceleyelim. A şıkkında bana yardım edebilir misin? Bu işi yalnız başarabileceğimi sanmıyorum. Nasıl başarabileceğimi? Yalnız başarabileceğimi. Burada zarf görevinde kullanmış arkadaşlar. Bunu geçelim. B şıkkında bunları sadece sana anlattım. Bak yalnız demedim sadece dedim. O zaman burada edat olarak mı kullanılmış? Onu da geç. C şıkkında sadece ilaç kullanmak bu sorunu çözmeye yetmez. Burada da fark ettiyseniz yalnız kullanmadım. Sadece kullandım. Yani burada da edat görevinde bunu da geç. D şıkkında bu konuda uyarmıştım ama beni dinlemedi. Bu konuda uyarmıştım ama beni dinlemedi. Fark ettiysen yanlış sözcüğü ama yerine mi kullanılmış? Evet. O zaman
Cevabımız denizi. E şıkkında yarın akşam yalnız gelme. Nasıl gelme? Yalnız gelme. Burada da zarf görevinde kullanmış. Cevabımız deniz dedik arkadaşlar. Tekrardan görüşürüz. Zor çözümünün ikinci bölümünde görüşmek üzere.